Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Geceleriniz, günleriniz hayırlarla dolu geçsin. Allah ne muradınız varsa versin. Her tuttuğunuzu altın etsin. Niyetlerinizin gerçekleşmesini nasip etsin inşallah diyoruz. Ve arkadaşlar hepinizin niyetlerinin, niyetinizin Galatasaray'ın daha doğrusu niyetinizin, beklentinizin, isteğinizin Galatasaray'ın şampiyonluğu olduğunu biliyoruz Galatasaray'la kardeşlerim için söylüyorum. Elbette bizi takip eden diğer arkadaşlarımız varsa, diğer takımları tutan arkadaşlarımız varsa da onların da kendilerine göre e, dilekleri vardır, temennileri vardır, mutlaka beklentileri vardır. Kusura bakmasınlar ağırlıklı olarak Galatasaray sohbetleri yapıyoruz. Tabii e, baktığımız pencere Galatasaray penceresi olduğu için söyleyeceklerimizin çoğu onların hoşlarına gitmeyebilir ama e, mutlaka ve mutlaka onları da memnun edecek o kadar çok kişi var ki konuşan, onların istediklerini söyleyen o kadar çok kişiler var ki. Dolayısıyla benim onlarla ilgili bir şey söylememe gerek kalmıyor. Onların çünkü ellerinin altında büyük zenginlikler var. Bu konuda sıkıntılı olan Galatasaray olduğu için biz de ben ve bazı bir iki tane arkadaşım Galatasaray'la ilgili dillerinin döndüğünce bazı gerçekleri anlatmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bakın sizlere şimdi gerilere doğru gitmeyeceğim. Galatasaray'ın nasıl önünün kesilmek istendiğini, nasıl bir takım dolapların döndüğünü anlatmak istiyorum. Bunlar hikaye gibi gelebilir. Arkadaşlar bunlara inanmayabilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Diyebilirsiniz ki Ersan Çelik hayal görmüş, çıkmış bunları bize anlatıyor. Öyle diyebilirsiniz. Hiçbir itirazım yok. Bunu düşünmekte serbestsiniz. Ama gerçekler öyle değil. Bakın bazıları işte efendim bu transferlere ne gerek vardı? Yok işte bu alınan oyuncuların bunları Galatasaraylılar söylüyor. Bunlara gerek yoktu. Bu alınan oyuncuların işte kaliteleri az vesaire vesaire gibi yakıştırmalar yapıyorlar. İşte hoca şurada hata yaptı. Hoca bunu yanlış yaptı. Yok 11'de o oynamasaydı da şu oynasaydı. Yok gol atan kesilmeseydi falan. Bunların hepsi hikaye kardeşim. Şimdi bu Bunları tartışmanın zamanı değil. Bakın bunları tartışmanın zamanı değil. Gerçekleri göreceğiz. Her şey olabilir. Hoca yanlış yapabilir. Futbolcu gol koçurabilir. Odur budur. Bunlar Galatasaray'ın kendi içindeki sorunları. Galatasaray öyle ya da böyle bunları bir şekilde çözer. Bunlar olacak olmayacak diye bir şey yok. Ama asıl bizim görmemiz gereken başka gerçekler var. Şimdi ilk yarıda ben o zaman da uyarmıştım. Galatasaray Malatya e, deplasmanına gitmişti hatırlarsanız Galatasaray. Ve maçın hakemi Halis Özgah'yaydı. Daha hakem atamaları yapılmadı zaman yapılmadan önce şunu söylemiştim bu maçın hakemi ya mete olur ya e, halis olur dedik ve halisi verdiler. Orada Galatasaray'ın doğranma süreci başladı. Hatırlayın yazın koyun bir cebinize şimdi onu söyleyeceğim. Mariano'ya bir sarı kart gösterilmişti Fenerbahçe maçı öncesi. Yani Mariano sınırdaydı. Mariano'ya bir sarı kart gösterilmişti. Hiç faul yokken ve ondan sonra kopuşlar başlamıştı. Fenerbahçe maçı rezaletleri. Devamını zaten ileriye doğru taşıdığımız zaman Konya maçında olan skandallar, Rize maçında verilmeyen penaltı vesaire kaybedilen puanlar, verilen cezalar Hazalar. Bunların hepsini cebinize koyun. Bunların hiçbiri tesadüf değil arkadaşlar. Hiçbiri tesadüf değil ama maalesef Galatasaray camiasında ya bunları bilip takip eden insanlar yok ya da dünyadan haberleri yok ya da çok safla her şeye inanıyorlar. Şimdi inanmamak lazım. Gerçekleri görmek lazım. Bakın bundan 5 yıl önce 6 yıl önce 7 yıl önce yani bu Türkçü Federasyonunun var olduğu günden bu tarafa doğru Galatasaray'ın üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Ve bu oyunlara rağmen Galatasaray zaman zaman aradan sıyrılıyor ama sıyrılamayacağı zamanlar da var. İşte bu sene olduğu gibi. Bu sene Galatasaray çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şimdi ilk yarı defterini kapattık. İlk yarıda verilen cezalar, Fenerbahçe maçı, Konya, Rize, işte o hakem, bu hakem, Hüsoydu, yok işte Halis'ti oldu olmadı. Hepsini kapattık arkadaşlar. Devre bitti. Galatasaray işte liderin 6 puan gerisindeydi. İkinci yarı başladı. İkinci yarı 18. hafta Ali Sami Enstad'ında oynanacak olan Ankara gücünün maçının hakemi olarak Alper Ulusoy atandı. Şimdi Alper Ulusoy'un size kısa bir tanımını yapayım. Halis Özkaya, Hüseyin Göçek, işte ne bileyim Mete Kalkavan, Barış Şimşek. Yani bunlar gibi Ali Palabıyık bunlar neyse Bunlar ne kadar sinsi hakemlerse Galatasaray düşmanıysa bunu üçle çarpın bu e, Alper Ulusoy'da. Bu Alper Ulusoy harbiden öyle sinsi ki bunun adı çok ön plana çıkmadığı için zaten onu kullanıyorlar şimdi tetikçi olarak. Hatırlarsanız ilk yarıda yine oynanan Erzurum maçında Ali Sami'ndeki maçta Rodriguez'e çok net bir penaltı yapılmış. Formasından çekilmişti. Vara bile gitmedi bu arkadaş. Vara bile gitmedi. Neyse o maçı Galatasaray Maiko'nun golüyle 1-0 kazandığı için kimse fazla üstünde durmadı. Şimdi durulsa zaten kazanılan maçlardan sonra bunların üstünde durulsa böyle olmayacak. Ama durulmuyor felaketler geliyor. İşte bu Hüseyin'de, Halis'te ve diğerleriydi. Bunlar iyice mimlenince bunlar şimdi geri çektiler. Geri çekince ne yapacaklar arkadaşlar? Dediler ki Galatasaray'a biz şimdi bu tetikçi olarak Alper Efendi'yi kullanalım. Ankara gücü maçına verdiler. Ama Ankara gücünün içinde bulunduğu durum nedeniyle maçın da Ali Samiye'nin de olması sebebiyle e, ve de Galatasaray arka arkaya bir iki tane de erken gol bulunca maç bir anda koptu. Hani 6-0'lık maçtan sö söz ediyorum. Maç bir anda koptu. O zaman bu Alper Efendi maça ağırlığını koyamadı. Bu Alper Efendi'nin öyle sıkıntılı maçları var ki yine geçen sene hatırlarsanız Karabük maçının son saniyesinde yine Ali Samiye'nde 90. dakikada penaltı vermiş adam bu. Olmayan hadi tam olduysa verecek tabi buna bir itirazım ama olmayan bir hareketi ceza sahasında penaltı olarak değerlendirildi ve son saniyede Maykon Frikik'ten attı da Galatasaray'ın önü açılmıştı. Şimdi bu adam böyle bir hakem. Arkadaşlar bu 18. haftadaki Ankara gücünün maçını yönetti. Ve ne yaptı? Orada bir tartışma, bir karambol anında Galatasaray'ın sınırda bir futbolcularından biri olan Belhanda'yı hiç alakasız bir pozisyonda hiç 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 gözünü yaşına bakmadı. Cart sarı kartı gösterdi. Ne var itiraz etmiş. Zaten Galatasaraylı futbolcuların koşmalarından, bakışlarından hep sarı kartlarla cezalandırılıyor. Kırmızılar veriliyor vesaire. Bunları geçiyoruz. Şimdi Belhanda niye cezalandırıldı? Çünkü Galatasaray'ın Göztepe maç öncesi sıkıntıları vardı. Kadro zafiyeti vardı ve muhtemelen orada Galatasaray puan kaybedecek diye en önemli silahlardan biri de Belhanda olduğu için ...Belhanda hemen bu Alper Ulusoy cezalı duruma düştü düşürdü. Şimdi Galatasaray maçı kazandığı için kimse fazla üstünde durmadı. <laughs> Arkadaşlar devam edelim. Göztepe'ye gidelim. İzmir'e. İzmir'deki şartları biliyorsunuz. Ve bunlar şöyle düşündüler. Galatasaray nasıl olsa İzmir'de puan kaybı yaşayacak. Buradan çıkması mümkün değil. Bakın bunlar çok önemli. Eğer bunları siz şunu söyleyeyim, başta söylüyorum arkadaşlar bu paylaşımlara abone olmayı yapın. Yapın. Bunları ne kadar çok Galatasaraylılara ulaştırırsanız, ne kadar Galatasaraylılara haberdar ederseniz o kadar faydası olur diye düşünüyorum. Devam ediyorum. Orada Galatasaray'ın İzmir'de puan kaybedeceğini hesap ediyorlardı o şartlarda, hava koşulları vesaire. Galatasaray dirençli bir futbol oynadı, etkili bir futbol oynadı ve ee, hatırlayacaksınız iş nereye kadar geldi hakeme. Hakem kim? Bülent Yıldırım. Hakem bir baktı o olacak gibi değil, öyle bir kritik dakikada penaltı kararı verdi ki şeyde kim vardı vardı? Cüneyt Çakır vardı. Ve bunlar o penaltı öncesi, penaltı dedikleri pozisyon öncesi. Çok net bir şekilde Maikon'a faul yapılıyor. Basılıyor omuzuna aşağı doğru çekiliyor. Kolu yukarı çıkıyor. Top ele geliyor. Ve penaltı veriliyor. Yani Vardaki Cüneyt Çakır e, faulü görmüyor ama penaltıyı görüyor. Penaltıyı verdiler mi? Amaçları buydu. Nasıl olsa dediler Galatasaray gol yiyince çıkaramaz. Bu işte olur biter dediler. Ama beklemedikleri bir şey oldu. Penaltı adam dışarı attı Göztepe'li. Dışarı atınca tabi bunların planı yine tutmadı. Devam. Hatırlayın Lin Göztepe ceza sahası içerisinde yapılan hareket penaltı ve verilmiyor devam. Sonra bunların başlarına tabi felaket gelecek ya öyle bir şey oldu ki hiç itiraz edemeyecekler. Varda marda orada burada şurada kıldan tüyden bahane bulamayacakları netlikte Galatasaray bir gol buldu. Sinanlı hatırlarsınız. Acaba göğüs işte el mi falan araştırdılar baktılar. Yok tabi gol gol. Mecburen golü verdiler. Sonra işte Göztepe'nin direkten dönen topları falan. Galatasaray buradan 3 puanla döndü. Dönünce vay Allah dediler. Tabi e, tipi tip Göksel var ya. Bundan sonra biliyorsunuz bir kardeşimiz tipi tip demiş. Doğrudur. Tipi tip Göksel efendi boş durmuyor tabi. İki de yardakçısı var. Bay Fiko var. Öbür taraftan Koçeli boş durmuyor. Koçeli'nin hayali şu. Fenerbahçe ikinci olacak. Galatasaray altına alacak. Şampiyonlar Ligi elemelerine gidecek. Onun planlarını, hesaplarını yapıyorlar. Çünkü onlarda da ne dolapların döndüğünü, nasıl hakem oyunlarıyla maçları vara mara rağmen götürdüklerini artık herkes biliyor. Söylemeye bile gerek yok. Maç kazanıyorlar, hakemlere saldırıyorlar. Ondan sonra da utanmadan diyorlar ki biz hakemlere hiçbir şey demeyiz. Ayrıcalık istemeyiz. Biz düdük astırtmayız. Ama bilmem adalet isteriz. Vay be adalet. Ne adalet var? Siz bakmayın o Koç Ali'yi başarısızlık zapt etti. Küme düşme mücadelesi vermesi zapt etti. Eğer biraz yukarılarda olsa Türk futbolunda kan gövdeyi götürür. Onu da bir tarafa yazın. Bunu da ben size söyleyeyim de bilin arkadaşlar yani. Neyse Galatasaray Göztepe maçını kazandı. Döndü geldi. Transferlerini de yaptı. Alanya maçı dediler ki aman işte ne olacak bu Alanya maçını mutlaka ve mutlaka Galatasaray'ın hanesine eksi yazılacak şekilde bitirtmek lazım. Peki hakem Hakemi küsoyu veremiyorlar. Halisi veremiyorlar. Fırat'ı veremiyorlar. E ne olacak? Birini verecekler. Kimi? Tamam dediler Alper Ulusoy. Arkadaşlar işte skandal burada başlıyor. Ben uyardım. Dedim ki bakın adamlar Alper Ulusoy'u ya bir önceki hafta Ankara gücü maçına verilen bu Alper Ulusoy bir hafta arayla tekrar Alanya Galatasaray maçına veriliyor. Hakem mi yok? Ümit Öztürk verilebilir. Bunlar çünkü ortadan maç yöneten hakemler. Yaşar Kemal uğurlu var verilebilir. Meler verilebilir. Meler de şeyin adamı olmasına rağmen ee, tipi tip Göksel'in her şeye rağmen genç olduğu için yine dengede tutmaya çalışıyor. Yine diğer hakemler var, genç hakemler var. Onlardan biri verilebilir. Hayır vermediler özellikle bu Alperi. Ya kardeşim Galatasaray camiasında insanlar uyuyor mu? Bu adam bir hafta önce size verilmiş. Adam sizin en iyi futbolcunuzu kasıtlı olarak cezalı duruma düşürmüş. İtiraz etseniz de söyle, tamam bir şey değişmeyecek ama uyarın. Deyin ki testi kırılmadan yol gösterin faydası olur. bunu da yap, yapmıyorlar. Yapmadılar. Ben bir video çektim. Video orada duruyor rezalet diye anlattım bu hakemin. Dedim ki bu hakem en az Galatasaraylı biri Fernando olmak üzere bir iki tane Galatasaraylı futbolcu cezalı duruma düşülecek. Olacaklar. Yani şu anda o maçta olanların hepsini bir bir anlattım mı? Video orada. Açın seyredin. Ama Galatasaray camiasından tık yok. Kimse yok. Barış e, Şimşek yine var hakemi. Fatih ne derim? Terim ne demişti? Bu Barış Şimşek'te ne bulunmaz adam, her var maçımızda o. Evet. Her vara o veriliyor. Yine o veriliyor arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Maç Alanya'da oynanacak. İşte yok Galatasaray kötü oynamış da. O olmuş da. Bu olmuş da. Estek de köstek. Olabilir. Galatasaray kötü oynayabilir. Ama Galatasaray'ın kötü oynuyor olması demek hakemin taraflı maç yönetici anlamına gelmemeli. Hakem taraflı maç yönetmemeli. Daha arkadaşlar maçın başında Luyendamaya bir sarı kart. Diyelim ki Luin Dama'nın hareketi sarı kart. Eğer Luin Dama'nın hareketi daha maçın başlarında o stoperin hareketi sarı kart ise, Ceyhun isimli gladiyatör bir futbolcunun 90 dakika sahada kart görmeden maçı bitirmiş olması bir skandaldır. Bir rezalettir. Luin Dama'ya gösterdiğin kart sarıysa demek ki Ceyhun'un 3 defa kırmızı görmesi lazımdı. Gördü mü? Görmedi. Devam edelim arkadaşlar. Fernando sınırda ya Trabzon maçı öncesi bir iki tane futbolcunun cezalandırılması lazım. Televizyonlarda Galatasaray düşmanı kanalda bile o lauklar bile bırakın sarı kartı Fernando'nun yaptığı hareketin faul olup olmadığını durdur götür getir ileri geri bir türlü çözemediler. Ama buna bu harekete faul verildi sarı kart verildi Fernando Trabzon maç öncesi cezalı duruma düşürüldü. Devam ediyoruz arkadaşlar. Onun içi, maç içerisinde ter türlü tercih hakları Alanya'ya onlar fauller vesaireler e, inanılmaz şeyler oldu. Devam ediyoruz devam ediyoruz. Hatırlayın Sinan'ın pozisyonu. Sinan topu aldı sol taraftan gidiyor. Arkasından geldi. Hani Rize maçında Lines'e yap yapıldığı gibi e, ne bileyim onun daha pek çok benzerlerinin olduğu gibi ama Fenerbahçe maçında aynısı olsa ya penaltı oluyor ya kırmızı kartlar oluyor rakiplere. Bu, bunu geçelim. Sinan'ı düşürdüler. Herkes ne bekliyor? Faul. Ne olacak? Maçın sonları zaten. İşte Alanya ceza sahasına gelecek olan bir hava topu, karamba topu muhtemelen Galatasaray ile yine bir gol getirebilir değil mi? Ama hayır. Faulü vermiyor. Ama hakem şunu düşünüyor. Ben bu faulü vermezsem o futbolcu çünkü kendisine faul yapıldığını biliyor. İsyan edecek. Ben de buna sarıyı basacağım. Çünkü Sinan da sınırda. Bir kart da Sinan'a. Aynen dediğim gibi oluyor. Bir kart da Sinan'a. Faulü de terse veriyor. Ondan sonra devam. Devam. Bir Alanya e, kalecisinin yaptığı bir rezalet var ve kendini ceza sahası içerisine atıp kart göreceği yerde kartı Galatasaray'dan Markao görüyor. Bakın şimdi hakemin yaptığı rezaletlere ve son maçın son 10-15 dakikalık bölümündeki yönetimini bir izleyin. Hiçbir tehlikeli yerden rakip ceza alanına gidecek topları Galatasaray'ın lehine vermedi. Hep ters tarafa verdi. Hep ters tarafa verdi. Çünkü düdük onun elinde. Ona da o tetikçiye de şu talimatı vermişler. O biliyor zaten. Ya ben bir hafta önce Galatasaray maçını yönettim. Beni tekrar bu maça bo boşuna vermediler diyor adam. Beni bu maça verdiklerine göre benim bir görevim var. Ben bu görevimi yapacağım. Galatasaray burada kayıtsız şartsız puan kaybedecek. Çünkü tipi tip Göksel bunu istiyor. Fiko bunu istiyor. Koç Ali bunu istiyor. Tüpçügiller bunu istiyor. Fiko'nun abisi Yusuf abisi bunu istiyor. Çünkü tezgah bunun üzerine kurulmuş arkadaşlar. Ama Galatasaray camiasında herkes birbirinin gözünü oyuyor. Yok Fatih Terim kötü oynattı. Yok Galatasaraylı futbolcular şöyleydi böyleydi. Abi geçin onları. Kötü olabilir iyi olabilir. Hakem görevini yapacak. Hakemin adı üstünde adalet dağıtacak tarafsız olacak. Var mar var değil mi? Var kimin için? Ya sen o faulü söylesene kardeşim. Bu adam faul yapıyor. Bu adama gösterdiğin sarı kart doğru sarı kart değil ona gösterdiğin. Ama varın başında Barış Şimşek var. Adam zaten ezeli Galatasaray düşmanı. Kaç yıldır Galatasaray'ı sürekli çarpan bir hakim Ama Galatasaray'da bu işleri kovalayan, bu işleri takip eden kimse yok. Hal böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Galatasaray sürekli tokadı yiyor. Orada puan bırakıyor. Burada şu oluyor vesaire vesaire. Şimdi bakın ikinci yerinin 3 maçındaki durumu ben size anlattım. Rezaletleri ben size anlattım. Federasyonun kafa yapısının ne olduğunu da artık hepiniz biliyorsunuz. Bunları aşamazsınız. Kadro ne kadar iyi olursa olsun. Cagle oynasa, Mitroğlu oynasa, o da oynasa, bu da oynasa fark etmez. Messi de, Ronaldo gelse siz bu dalga dümencileri aşamazsınız. Çünkü bunlar bu sene kararlarını Başakşehir'den yana veriyorlar. Ben şimdi Maç Başakşehir maçı daha oynanmadı. Oynanacak. Muhtemelen yenecek Akisar'ı çünkü geçen haftadan zaten bunun Rize'de Akisar doğranarak bunun altyapısı oluşturuldu. Akisar maçı kaybedecek ya bir şekilde kaybettirecekler. Diyelim ki fark 8'e çıktı veya aynı 6'da kaldı. Neyse bilemezsiniz de bunu ne olduğunu bilmiyorum ama diyelim ki 8 oldu. Benim için bu 8 puanlık farkın hiçbir önemi yok. Adalet olsun denge olsun var eşit olarak herkese var olarak e, görevini yapsın Galatasaray uzak ara yine şampiyon olur. Yine söylüyorum rakiplerini gol manyağı yapar ama müsaade etmiyorlar. Galatasaray camiasında masaya yumruğunu vuracak kimse yok. Velev ki vursalar ne olacak zaten ceza alıyorlar sindiriliyorlar. Bunun mutlaka ve mutlaka gidip bu tüpçü denen adamla konuşulması lazım ama... Türk futbolunu Türkçü mü yönetiyor? Hayır Türkçü yönetmiyor. Arkadaşlar ben çok saf biriyim. O yüzden isimleri falan da aklımda tutamıyorum. Hele soyadları hiç aklımda tutamıyorum. O yüzden sadece her bir isim geldi aklıma. Acaba bugün Türk futbolunu, federasyonu Mustafa Bey mi yönetiyor? Kim, kim diyeceksin? Ha bak bu Mustafa Cengiz değil yalnız. Başka bir Mustafa Bey mi yönetiyor? O Mustafa Bey'in etrafında kimler var acaba? Ben bu kadarını söylüyorum. Bu kadar çünkü hatırlayamıyorum ya soyadlarını falan hatırlayamıyorum. Onların çevirdiği tezgahları hatırlayamıyorum. Onlar neler çeviriyorlar neler ne dümenler yapıyorlar. Ha bu tipi tip göksel var ya tipi tip göksel. Ey Allah'ım ey ey Allah'ım ey. Bunu var ya bunu bırakıyorum. Allah'a havale ediyorum arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'a havale etse Galatasaray, Galatasaray yönetimi ayakta uyuyor. Uyuma az önce söylediğim gibi yapacakları bir şey yok. Tepelerine vuruyorlar. Cezalar cezalar. Ya kardeşim ölü koyun kurttan korkar mı? Ne cezası mezası. Yapın basın toplantısı. Her maçtan sonra rezaletleri sergileyin. Koyun bir tane barka vizyon. Anlatın ya bu, 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 bu nasıl, nasıl oluyor diyor. Adam maçı uzatıyor dört dakika. Uzattığı maçın iki dakikasını oynatmıyor kansız ya. Böyle bir şerefsizlik olabilir mi? Oynatmıyor arkadaşlar. Ben size daha ne söyleyeyim ya? Galatasaray'da antrenör pısır pısır konuşuyor. Ne konuşacak? Ne anlatacak? Adamın zaten anlatacak bir derdi yok. Hali de yok zaten. E şimdi ondan sonra siz bu kadar transfer vesaire o ayrı bir konuda onları anlatacağım zaten. Şimdi durum budur. Bakın 3 maçın hikayesini anlattım. Varın bağlantılarını siz yapın bundan sonra. Bundan sonraki bağlantıları siz yapın. Rezaletleri görün arkadaşlar. Galatasaray'ın başına önümüzdeki günlerde bir takım daha büyük hadiseler gelirse şaşırmayın. Ama bir yerde bir şekilde birazcık adalet olursa yani diğer takımlara uygulanan adalet hani Beşik, Başakşehir'e verilenlerin çeyreği Galatasaray'a uygulanırsa ne bileyim Fener'e Fener işte nasıl son iki maçta yukarı doğru getirildi oydu buydu abidik numaralarla tezgah devam ediyor yani. Türkçü, e, Türkçü ezeli Galatasaray düşmanı çevresi Galatasaray düşmanı alayını doldurmuşlar oraya bunlardan ne hayır gelir arkadaşlar yapmayın etmeyin gözünüzü seveyim ben bu kadarını size anlatıyorum anlattıklarım olacakların herhalde size en güzel örneğidir en güzel ışığıdır diyorum Ben şimdi bir noktayı burada koyuyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum lütfen abone olmayı ve de paylaşım yapmayı unutmayın görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.